Merkez Bankası faiz politikasını açıkladı. %35'ten %40'a çıktı faizler. Bunu soruyoruz. Ekonomiyi soruyoruz. Ekonomi kötü. Evet. Ekonomide bir şey yok zaten. Evet, yok. Emekliler bile şu anda bir ev geçindirebilmek için kredi üzerine kredi çekiyorsa yani bunun ekonomiyle hiçbir alakası yok aslında. 7,5 lira mı artırıyorum? Fakirlik ülkesi olduk yani artık. Peki şimdi biz emeklilerle de konuşuyoruz yeri geliyor sokakta. Yani halinden memnun mu ağızlarda? Böyle halinden bir durum var. Nasıl memnun? O şöyledir ya 2-3 tane evi vardır adamın vermiştir kirayı emeklidir. Emekli maaşının üzerine kirayı yiyordur doyuyordur. Bir de bunun efendim, dışındakiler yok. Bizim bir tane evimiz var. Verdik biz onun için 10 milyara kiraya. Biz yani, kendimiz şu an kirada oturuyoruz. Ev arıyoruz. 15'ten aşağı ev yok. Ne yapacağız o zaman? Pekala ben 7,5 lirayla 15 lira kirayı nasıl ödeyeyim? Peki şimdi yeni bir seçimden çıktık biz. Yani çok fazla olmadı seçim atlatalı. Seçim sonuçlarına bakıyoruz. %52 ile devam dedik bu düzene biz halk olarak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Demek ki insanlar memnun mu diyorsunuz yani? İnsanlar memnun değil aslında da şöyle düşünüyorlar bence. Hani acaba diyorlar hani gelen daha mı iyi olacak, daha mı kötü olacak? Şaibede kalınınca diyorlar ki artık sömüren sömürsün aynı şekilde devam etsin diyorlar. Bence bu yani. Hani ya bundan yana yani artık herkes. Zam verdiler ondan sonra o emekliler haydi bize zam ver. Evet. Hadi amcam diyordu değil mi amca? Hayaller ülkesine gidiyoruz biz. Emekliye %70 zam. İnşallah %60 olsun. %50 olsun. Ben razı. Hadi versinler. %25 nedir ya? Nedir emekliler için? Hiç. Dalga geçiyorlar yani. Evet. Tamam artık insanlarıyla dalga geçen bir başkanımız mı var desek? Yani korkuyoruz artık hani konuşmaya ya. Aslında hiç benim umurumda da değil aslında. Biz yeri geliyor ben abimle birlikte de sosyal medyada da çok fazla konuşuyoruz. Hani bu klavye delikanlı diyorlar ya biz onlardan değiliz yani hiçbir şekilde. Ama ben bu ülkenin yöneticisinden de o etrafındaki insanların da hiçbir tanesinden de memnun değilim. Ha memnunum diyen varsa da gelsin zaten konuşalım hiç sorun değil. Var ama çok fazla konuşmuyorlar. Ha işte konuşmuyorlar. Memnun olan insan neden konuşmuyor mesela? Çıksınlar konuşsunlar yani. Gençlerle konuşuyoruz elimizden geldiğince. Çoğu yurt dışı hayalleri kuruyor. Gidebilen gidiyor. Kim var? Okuyorsunuz mu ablam? Niye okumuyorsun ablam? Arkadaşımız kötü. Hangi parayla okuyorsun? Sen okuyor musun ablam? Valla ben okumuyorum. Ben. Sen okuyorsun. Ben gidemedim. Nereye gidemedin ablam? Üniversiteye. Erzurum'da. Hangi bölümü? Erzurum'da. Bilgisayar programcılığı. Şimdi bu çocuktan neyin geleceğini bekleyeceğiz? Allah rızası için. Bu çocuk hırsız mı olacak? Çalıp çırpacak mı? İnsanı mı dolandıracak? Hangi parayla okuyacaklar? Ha işte abi yok işte. Bir onu sorun. Başka bir şey sormayın. Abla yok parayla. Çocuk onu diyor işte bak maddi durumdan dolayı okuyamıyorum diyor işte çocuk. Yazık günah değil mi? O sana olacak. Okuyanlar iş bulamıyor ki zaten. İngilizce nasıl sığdırılabiliyor mu? Okuyan iş bulamıyor ki. İngilizce nasıl sığdırılabiliyor mu? Kürt, Türk, Arap, bilmem Alevi falan hepsi karıştırıyorlar ya. Bu hepsi meclis yapıyor. Biz kendimiz yapmıyoruz. Ben Diyarbakırlıyım. Aramızda bir şey yok. Evet. Benim yanımda çalışan şu anda işçiyim, çalışıyorum. İnanır mısın her biri bir yere. Adana var, bilmem İsparta var, her yer var. Yanımızda çalışan. Biz kardeş gibiyiz. Aramızda ayrımcılık yok. Ayrımcılık yapan meclis. Başka bir yer yok. Ben de doluyum. Anladın mı? Ben de Batmanlıyım bak. Bir bizimizde bir kişi çıkıyor, o da kelemçe diyorlar, ceza yok o da. Aynen. En büyük ceza zaten Demirtaş'tır. Başka da kimseyi tanımam. Bu nedir bilir misin? Bir ülkenin geleceği. Bakın arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, bakın bir şey söylüyorum. Bakın. Bir ülkede eğitimi bitirirsen, gazinoları bitirirsen, tiyatroları bitirirsen, sahneye çıkan sanatçıları yasaklarsan, bunların hiçbir tanesine mükellef vermezsen bu ülkeyi kumara çeviren kim? Bu iktidar. Gidin şu size bir girin bak bakayım. Gazı kazan, sayısal, loto bütün insanlar kumara yönelmiş bütün ülkeler. Bakın öyle. Cebinde 10 lirası 100 lira olur mu diye uğraşıyor. Ekmek parasından doluyor. Bu ülkeyi kumarhaneye çeviren kim bu ülkeyi? Kim? Eskiden bir tane sayısal bir at yarışı vardı. 2'de başlar 5'te biterdi. Şimdi 20 tane at yarışı oynuyor millet. Gidin işte sayısal girin oraya ekmek kuyruğu mu? İş kuyruğu mu? Memur sınavına mı girecek ekmek? Bir bak bakalım aklına ne yapıyor orada. Durmadan kumar oynuyor. Bu ülkeyi kim bu kumarhaneye çevirdi? Hepsinin Allah belasını versin. Amin. Ben başka bir şey demiyorum kardeşim. Geçin bak binlerce insan sıraya girmiş. Kumarı, kazı kazan önüyor, sayısal önüyor. At yarışı, it yarışı, araba yarışı. Bu ülkeyi bu hale getirdiler. Ne tiyatro bıraktılar, ne kültür bıraktılar. Gazinoda sanatçılar sanatlı insanlara bir şey öğretecekti. Onu bile AKP belediye başkanları yasaklıyor. İzin vermiyor, müsaade vermiyor. Konseri bitirdiler, tiyatroyu bitirdiler. Kültürü bitirdiler kardeşim. Kültürü bitirdiler. Yobazlığa sürüklüyor bu halkı. Halk uyanmalı kardeşim. Bu seçimde bu halkımız koyun oldu sürece uyanmaz.
Uyan güzel kavalı çalarsan zaten uyanır. Böyle bağırarak konuşursan, kavalı çalsan halk da uyanır. Bakın kardeşim, günün sıraya binlerce insan kumar oynuyor da bakın. Bu ülkeyi kumara neye çevirmişler? Aşıya ekmeğe bırakmış adam 10 lira mı 100 lira olur mu diyor. O cebindeki 10 lirası da gidiyor. Ondan sonra kredi çekiyor, ödeyemiyor, hapise. Ondan sonra evini sat, arabanı sat. Yok kardeşim böyle bir sistem. Bu ülkeyi kumarhaneye çevirdiler, kumarhaneye çevirdiler. Bunlar haram diyorsunuz, niye kumar oynuyor diyorsunuz? Bir tane gazı kazan vardı, çıkan numaraya bak. 32, 33, 34, 35, 90 tane pulun içinde 5 tane 32'den 35'e kadar 1000 sefer çeksinler. Aynı sırayı düşsünler, ben kendim asarım. Adam olacak insanlar ilk önce, adam. Bu vatandaş bu değerleri bilmesi lazım. Ülkeyi kumarhaneye çevirmişler, kültürü bitirmişsin. Parası olan okuyor, olmayan okuyanı seyrediyor. Var mı böyle bir şey ya? Var mı? Kasinolarda tiyatro, bunlar bir kültürdür, bir gelecektir. Gençliğin ışığıdır. Sen bunları kapatırsan ne yapacak bu gençlik? İşte gidecek orada kumar oynayacak. Demir örer mi? Taş örer mi? Duvar örer mi? Kimse vermiş eline. Ortaklaşa çalışırlar. Ülkenin, halkın, vatandaşın kanunu sömürüyorlar. İnsanlar olarak sanırım iş bizde bitiyor ya. Halkta bitiyor her şey ama halkın gerçekten bundan halkın haberi mi yok? Ya da uyanmak istiyorlar da uyanamıyorlar mı? Ben artık anlamıyorum. Benim 9 yaşında kızım birçok insandan akıllıdır diyebilirim ben. Yani annem burada, annem şahit. Yani benim 9 yaşında kızımla oturup her şeyi konuşabilirsin. Ama ben şurada kalkıp da adam akıllı tartışacak bir insan bile bulamıyorum. İşte ne siyaset üzerine ne dünya gündemi üzerine. Büyüdükten sonra bozuluyoruz. Yani keşke şu kadar insan olarak soramıyorum da şu anda hangi iktidarı kabul ediyorsunuz diye. Güvenemiyoruz. Yani korkuyorum. Neresine güvenelim? Konuşacak o kadar çok şey var ki doğruyu söylediğimiz zaman hani içeri atılan bir ülkede yaşıyoruz yani resmen. Nasıl konuşalım biz? Böyle bir şey var. İnsanlar genelde çekiniyor konuşurken. Rahat evet. Rahat konuşamıyor. Konuşamıyoruz. Mesela şimdi şuradan gireyim. Arif abi hepiniz tanıyor. Arif abi benim mahallemin çocuğu. Benim abimin çocukluk arkadaşı. Ne kadar güzel konuştu bir zamanlar ve onu bile aldılar. Hayır, Arif abiden bahsediyorum. Ya işte bak, bunu özgür olarak yapamıyoruz bile insanlar olarak. Daha ne söyleyeyim? Allah hepimizin müstahakını versin yani. Daha bir şey diyemeyeceğim artık ya. Söyleyecek olduğumu hatırladım ben. Söyleyecek olduğumu hatırladım, şimdi aklıma geldi. Gel abi sen şuraya gel. Abi Sayısal Loto patentini expert verirken ülkelere, çünkü bunun kaynak programı orada. Bunu ülke nüfusuna göre veriyor. Şimdi Almanya nüfusu da bizim nüfusumuz değil şu anda, tamam mı? Almanya'da 49.6 var, açıp bakabilirsiniz. Niye Türkiye'de yok? Ülke nüfusu aynı. Adam kanun tanımıyor kardeşim. Ben bunu getirdim, bu adam bunu yapar diyor. Tek kafada tek zihniyet. Ben dersem o olur. İspanya'da 42.5 var. İspanya'da 42.5 oynanıyor şu anda. Evet, ülke nüfusuna göre. Açın bakın, akşam internetten açın bakın. Ben aklı çıkarım her zaman. Çünkü benim uzmanlık alanım bu. Sayısal Loto'da ben konuşuyorum. Kimse konuşturmam. Sayısal Loto'da 49.6 için konuşuyorum. Biz 10 kişi toplanıyorduk, ortaklaşa kupon yapıyorduk, tutturuyorduk. Zararımız yoktu. Çünkü neden? Sistem 35 tane 3 yakaladığın zaman paranı kurtarıp kara geçiriyordu. Şimdi 35 tane 3 yakalama mümkün değil. Çünkü 11 milyon şansını düşürüyor. Sistem düşürüyor. Yazık yani. Şu milletin haline yazık yani. Bak kardeş. Buyurun abi. Ben evladıma bir tane ev verdim örneğin. Ev yer yurt dedi. Yok dedi. Bir tane ev verdim. Adam gitti evi. Kumara bastı. Bilmem ne yaptı. Bu suç kimi? Ben şimdi de kirada oturuyor. Sizin oğlunuzun. He? Sizin oğlunuzun suçu bu. Benim oğlum suçu. E peki ben kazandım, ettim, tuttum, oğlana verdiysem, kumar oynadıysa veyahut ki vatandaş yoksulsa ne yapacak vatandaş? Suç kimin? Suç kimin? Sizin oğlunuzun kumar oynamasıyla bu halkın yoksul olması aynı şey değil şimdi. Ayrı şeyle. Hayır, sapla saman ayıralım birbirinden. Tamam, aynı şey değil ama evet. O da aynısını yaptıysa. Şimdi bugün emekli geçinemiyorsa bunun suçlusu kim abi? Emekli kendisi mi yani? Böyle mi söyleyeceğiz? 7500 liraya geçinmeye çalışan emekli geçinemiyorsa bunun suçlusu kim? Sorumlusu kim peki? Kime bağlıyorsunuz siz bunu? Ya arkadaş, yan gelir yapsın, bir şeyler yapsın. Çalışsın, yan gelir yapsın. Emekli niye olmuş? 50 sene bu ülkeye hizmet etmiş zaten bu insan. Niye emekli 50 olmuş? Sene hizmet ettikten sonra bir daha neyin hizmetini verecek? Emekli olmuş neyin adam. Hizmetini emekli ne demek? Abo, ne yaptınız da siz bana? Harcamasını bilmiyorlar. Çöplerin kenarına bak, hep ekmek dolu. Her şey harcayacağız. Orada neyimizi harcayacağız? Çöpün kenarı ekmekle dolu, ekmek. Gıdayla dolu. Anladın mı? Bunu ne yapıyor? Topa mı şey atıyor? Neden atıyor? Hayır, neden atıyor adam? O zengin adam atıyor. Yenilmiyor. Yenilmiyor. Kim atıyor onu? Emekli mi atıyor? Emekliler mi atıyor? Kim attı belli. Siz vatandaş atıyor. Vatandaş atıyor. Ben mi atıyorum? O vatandaş zengindir atıyor. Sen emekli soruyor adam. Gel sen bir. Gel.
Valla bize bu toplum varken 160'a da çıkarsa hiçbir şey fark etmez bu saatten sonra. Hani niye fark etmez? Ya şöyle diyeyim, adam ceketini koysa kazanıyor. Hani bir şeyi tartışmaya, hani bir şeyleri konuşmaya gerek yok ki. İnsanları korkuyla sindirip zaten işini görüyor ki bir şekilde. Ceketini koysa kazanır dedin. Neden böyle? Nasıl kazanıyor? Biz oy veriyoruz. Demek ki memnun mu insanlar? Böyle mi yorumluyorsun? Lafta herkes memnun değil. Kahveye gitsen herkes solcu. Ama seçimin başına geçtiği zaman hani işler çok karışık. Ya ben suçu biraz muhalefette buluyorum. Mesela ben hani siyasi görüşü bir sansak ama hani şu an siyasi gün ben Türkçüyüm. Zafer Partisi'ne seve seve oy veriyorum. Oyum Zafer Partisi'ne. Şimdi adam diyor ki ben diyor hani Türk'üm, milliyetçiyim. Hani atıyorum bu kafada gidiyor. Hüdapar'ın mesela hani Hizbullahçı olduğunu kabul etmiyor ama HDP'nin için işe girdiği zaman bu diyor PKK'lı. Ama öbür tarafta Hizbullah var, hani bu hiçbir zaman göze alınmıyor. Evet. Mesele yani ekonomi değil burada kesinlikle. Ekonomiyi konuşmaya bile gerek yok çünkü konuşabileceğiniz bir ekonomi yok. Hani bir şeyin var olması lazım ki konuşalım üstüne. O kadar kötü. Hani kötü değil, yok. Ama pek böyle konuşulmuyor. İşte yapılan açıklamalara bakıyoruz iktidar sahipleri. Mesela Mehmet Şimşek açıklama yapıyor. Enflasyona ezdirmedik emeklileri diyorlar. He şu yurt dışındaki kendi şirketlerini besleyen amcamız. Çok konuşan, her şeyi çok bilen amcamız. Ya boşun teki, ben şimdi konuşurum ama hani 15 dakika sonrasının garantisi yok. Ya ters kelepçeye mağdur giderim ya da hani burada 152'lik bir kesimin içinde olan avel insanın bir tanesi gelip buradan seninle konuşuyorsun deyip sağdan ya da soldan bir tekme yiyebilirim. Bunun ihtimali var bu ülkede. Özgürce konuşamıyorsun. Yani. Konuşamam ki. Özgürce nasıl konuşayım? Sivri soğuktur, buz keser yani. Özellikle Kasım ayındayız. Bizim toplumumuz önce bir geçmişi aşılamak lazım. Sadece hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın dediği müfredatı öğretmekle bu işler olmuyor. Bir kesim Atatürk'ü öğretiyor, bir kesim Osmanlı'yı öğretiyor. Sorsam Büyük Selçuklu'yu kimse bilmiyor ama. Diyeceklerim bu kadar benim. Ağzına sağlık. Bak çayşanlı oto dedi de. Bak be, bir dakika. Bende yalan yok. Ben 2008'de 375 milyar para çekti. Bak bu sahtekarlığın gözü kör olsun. Bak nasıl olsun? Bak ben de kapat. Doğru. Efendim adam gidiyor şeyin kapı pitonun başına topları atıyor. Doğru mu? Sahtekarlık budur yani. Ben 23 yazıyorum, o 22 yazıyor. Bak 34 sayıdan şart topundan insan 5'i tutturamam mı? Değil mi? Adam dama oynuyor. Dama. Kaçacak delik bulamıyor. Değil mi? Bak yani topu çirkin yapıyor bunlar. Hangi sahtekarlık dömen dönüyor. Adam öldü mü gidiyor zaten. Mezarı kazılıyor. Değil mi? Evet. Sahtekarlık budur kardeşim ya. Bak güvenme değil. Bak sahtekarlık. Bak geçen gün 5 milyarlık kupon oynadım. Çayital. 5 milyar, 10 milyar oynayacak, bak kapattım bütün sayıları. Benimki çıkandık ama 9 benimki 7. Bak hepsini tutturdum. 10 milyarlık oynayacağım, kesin tutturacağım. Tutturacağım ama orada sahtekarlık gene dönecek. Efendim bu sahtekarlık nedir ya? Nedir bu sahtekarlık ya? Oynama dayı. Tamam. Sayıcal oynamayın. Tamam. Oynama sen. Ha, tamam bitti. Mikrofon ver bakın ben, ver. Ben tamam ver konuşun. Başka ne konuşacağız? Konuşalım etten gölten. Bu savaş niye oldu? Hangi savaş? İsrail savaşı. Neden oldu? Neden oldu? 46'dan böyle dömen dönüyor. Benim doğum 64. Ben 1210'ları bilirim. 1275 liralı bilirim. Ne dedim ben? 64'de 1210'da ne dedim ben? Dünyada var mıdır? 46'dan böyle dolap dönüyor. Şeyi biliyor musun sen? Pas pis pokos makarnası. Melekoyu biliyor musun? Sterlin'i biliyor musun? Bak bunlar Sterlin halletmedi. Melekoy Sterlin öldü gitti. Mezele gidip de mezelden komuta alınmaz. Destek alınmaz. Biden böyle diyor. Biden'ı ben Elmalı'da oturuyorum ben. Biden'ı ben Elmalı'ya çağırdım. Elmalı'ya. Dayı bana ver yeter. Bir dakika. Bayağı yeter Allah. Bir dakika ben konuşacağım. Sen mi konuşacaksın? Hep? Tayyip Erdoğan'a konuşacaksın. Sen mi konuşacaksın? Tayyip Erdoğan'a konuşacaksın. Sakin ol. Sen mi konuşacaksın? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kılıçdaroğlu'ndan mı bahseden? İfadiden mi bahseden? Fethullah'tan mı bahseden?
Hadi konuş hadi. Mikrofonu ben tutayım abi. Ben tutayım mikrofonu. Ben tutayım. Abim yok sizden bahseden. Tamam. Konuşuyorsun. Efendim çolun konuşuyorum. Gidelim abi ekonomiden evet. Memnun musun? Onu da söyle. Ekonomi boş ver. Ne diyeyim ben ekonomi? Ne diyeyim ben? Geçinebiliyor musunuz? Emekli misiniz? Efendim, maaşınız ne kadar? Bak be. Ben indi Elmalı'dan geldim. Elmalı kaç para? 110 lira. Şart olsun. Billahi yemin ediyorsun. Çay bile içemedim Antalya'da. 130, niye? 130 lira Elmalı. Bak. 130 lira haberi yok. Niye içemedim biliyor musun? İsyan etmeyeyim. Bak. Benim Allah şükür bak. Bak şu çekedi el verdi. Bak yalan değil. Bak benim 7,5 milyar maaşım var. Ben isyan etmeyeyim. Benim maaşımı devlet veriyor. Kılıçdaroğlu da vermiyor, Tayyip de vermiyor, devlet veriyor. Ben Antalya'yı süpürdüm, Elmalı'yı süpürdüm, otelde çalıştım, memurluk yaptım. Bak bankadan geliyor şimdi, yapılanmayı yapın dedim. O bunu diyor, müdürü döveceksin olmayacak, yumruğu vuracaksın, öldüreceksin, başım belaya olacak. Gerek yok ya. Biliyorum, Elmalı hemşerim. Şey İki defa oy verdin işte Tayyip'e ben biliyorum. Ben de Elmalıyım. Evet ben Tayyip'e Tayyip'e oy verdim ben. İki defa oy verdim ben biliyorum şimdi hiç konuşmayacaksın. Tayyip'e ona oy verdim ben. Verenler konuşmasın. Bir dakika. Verenler konuşmasın. Yeter. Bravo. Burada konuşuyorsun çap çap. Ben boş ver, konuşma. Ben konuşacağım ben. Oğlum neye çarptın? Ben konuşacağım. Ben Elmalı'ya gideyim. Neydi? Saat 6'da yolcuyum. Evet. Ben senede bir sefer gelirim buraya. Bak geçen gün Arif'in elinden mikrofonu alan benim. Gördün mü? Onu da. Gördün değil mi? Hatırlıyorum. Ha? Gördün. Kayyum atamış. Bu televizyonlara kayyum atıyor. Gördüm. Bak bir dakika. Bak. Kılıçdaroğlu'ndan bahsedin. Ya bırak şimdi Kılıçdaroğlu. He? Bırak git de. Kızım bak, bak geçim derdi. Bak be, bak be. Ben yaşım 60, evlenmedim. Kılıçdaroğlu'na dedim, Elmalı'ya gel. Bana 300 milyar ver. Beni evveli bir babam gibi elini öpken dedim. Bu Talip verdi mi? Bu verdi mi parayı? Talip arıyor. Talip bir bayan ha. İzdivaç programı değil burası. Ha? Sana birini ayarlayalım abi. Arıyor. Burası hayır İzdivaç ben programı değil. Allah var. Ben konuşurum. Talip'in çıkmaz. 2-3 gün, 5 gün konuşurum ben. Kılıçdaroğlu sana niye para verirsin ya? Niye? Dışarıda mı parasına para verirsin sana? Sen kime verdiysen git ona söyle. Derdini ona anlat. Bize anlatma. Cumhurbaşkanı niye sana para verirsin? Fethullah Gülen'den bahsedin. Ya bırak onu. Bahsedene. Ya abi, sen niye döndürüyorsun bunları ya? Adil Öksüz'den bahseden. Ömer Topal Lütfü Doval'den. Mesela. Kedi. Bir dakika. Bir dakika. Bak. Bak. Bak be. Ömer Lütfü Topal'ı. Tamam mikrofonu ver bana. Bir dakika. Yasak abi. Bir dakika. Bir dakika. Polisler geliyor. Bak. Polis geliyor. Gelsin. Bak. İçer kralı gelsin yanıma. Bak. Ömer. Bak oğlum, be. Bak. Zaten ben beraber veriyoruz bu ne? Bak be. Vallahi kapatırım seni. Çakal. Abi. Tamam bak. Bak be. Son sözüm. Son sözüm. Ömer Lütfü Topal'ı biliyor musun sen? Biliyorum. Kumarcılar. Bak. Kralı. Üniversitede öğrencilerle silah doğrulttu. Silah çıktı bu adam. Ya adam öldü. Niye çıktı? Ne bahsediyorsun? Abi. Gebersin. Şimdikinden bahsetsen. Gebersin. Abi işimize engel oluyorsun. Hadi. Teşekkür ederim. Bak. Ağzına sağlık. Bak. Ne demiş? Bak bir söz var. Kömür, demir tava gelir, kömür biter. Akıl başa gelir, ömür gider. Doğru. Adam mezara gider. Bu senin için. Gitti. Tamam. Bak. Teşekkür ediyoruz. Bir daha soru var. Bak. İnsanoğlu cinsü denmiş bilemezsin pendide. Kime iyilik ettiysen ondan kolla kendini. Dile bak bu. Allah razı olsun. Adam kendine çay içiyor. Tamam. Hadi. Allah razı olsun. Sakla zamanı gelir zamanı. Sağ ol. Allah razı olsun. Tamam. Ya bitirelim yeter ya. Konuşuyorum galiba. Neyden sen? Demirören sayısal lotoyu aldı. 49.6'yı kaldırdı. Neden kaldırdı? 49.6 ile 54'ün arasında 5 top fark var. 11 milyon koron şansını azaltıyor.
Siz bunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bak bir daha gitme. Yok yok gitme. Git. Abi bak ben matematik uzmanıyım. Ben sayısal otorite tek profesörüyüm. İsmail Küçükkaya beni programına çağırdı. Ben gitmedim. Neden gitmedim? Şantiye ortamım vardı. Çünkü Cumhurbaşkanı şantiyesi çalışıyordum ben. Orada atıldım Facebook yüzünden, ayrı konu. Facebook'tan dolayı atıldım orada. Mermer kaplaması 10 santim olamaz dedim. Ben attılar oradan. Allah razı olsun. Geldim IKEA şantiyesine girdim. Benim mesleğim geçerli meslek. Şantiyeciyim ben. Şimdi şunu getireceğim konuyu. 49.6'yı kim kaldırdı? Benim Beşiktaş başkanım. Ben Beşiktaşlı olarak ondan utanıyorum. Öyle başkanımızı seçtiğimiz için. Süleyman Sabahin'in yeri doldurulamaz. 54.6'yı getirdi bak. Arada 5 top fark var. Bak ben şu anda oynuyordum. 49.6 şimdi oynamıyorum. Niye oynamıyorum? Çünkü 11 milyon 5 top şansım azalttı benim. Kendileri de kendileri alıyorlar. Kimseye vermiyorlar. Öyle 200 trilyon biriktiriyor cebe indiriyorlar. 200 trilyon biriktiriyor cebe indiriyorlar. İstiyorlar mı ki? Filan buldu. Tek profesörüyüm. Evet. Kimse beni sayısal lotoda geçemez. Sizlerle ilgileniyorsunuz. Evet aynen. Neden özelleştirdiler? Bak sayısal lotoda yakalama ihtimali 15 milyonda bir. 54'de 6'da 26 milyonda bir. Heh, açın internete bakın. Öğrenin. Sisteme analizini yapın bakın. Bak 11 milyon kolon bak. Dikkat edin bak. 11 milyon kolon. Bu millete dalga geçmektir. Çünkü bak bu sayısal loto patenti verilirken bunun patentini Amerika'ya veriyoruz biz. Bunu expert programı yaptı bunu. Bak şimdi konuyu nereye getireceğim? Sessize getireceğim. Bu halkın %100'ü Tayyip'e oy verse Tayyip gene kazanır. Neden? Çünkü sistem onlara göre çalışıyor. Sessiz sistemi onlara göre çalışıyor. İstediği gibi oynuyorlar, istediği gibi şey yapıyorlar. Rakamlara dans ediyorlar. Sessiz programından bahsediyorum. Havelsan'ın yaptığı. Havelsan yaptı programı. FETÖ'cü subaylar yaptı. Ben bunları hepsini çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ankara'da durduğum için biliyorum. Şimdi şunu diyeceğim. Niye getirdik konuyu ya? Dağıttık. Sayısal loto. Sayısal loto evet. Biz okuyan okumayan dedik ama. Sayısal lotoda süper loto var. Bakın bir sayfası var. Bakın. Evet. Orada analizle oynayabilirsiniz. Ama 54-6 oynanmaz. Neden oynanmaz? Çünkü 11 milyon şansım beni düşürüyor. Anlatabildim mi? Kazanmıyor muydu abi? Kasa kazanmıyor muydu? Ya neden özelleştirildi? Ben 96'dan bugüne kadar 20 tane 5 tutturdum. 49-6 sayısı. Evet. İspatlarım bunu. Kuponlarım var fotokopisi. Şimdi oynamıyorum. Niye oynamıyorum? 11 milyon. Salak mıyım ben? 11 milyon şansımı düşüreceğim. 11 milyon kolon. Hiç oynamıyorum. Süper loto. Şans da süper lotoymuş. Nerede süper loto lan bunun? Eyvallah. Süper loto olur mu bunun? Uçturan lotoymuş. Uçturan loto da bir şey yok hemşerim. Millet uçuyor. Farkında değil.